Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Musa Kazım soyundan torun oluyor. Altıncı imam Musa Kazım'ın torunlarından. Nerede? Horasan'da. Erzurum Horasan değil de Türkmenistan Horasan'ın devlet başkanı. Oradaki Taşkent, Semerkant, Buhara, o tarafların genel ismini, tüm ismi Horasan. Devlet başkanlığı yaparken veya beylik yaparken şöyle bir nida duyuyor. Kendisi aynı zamanda da evli adam. Ya Seyit Harun Leveli, diğer oğlumda Anadolu'da, Laren'de, Karaman tarafında, Küpedaten'de bir şehir kur. İyi de yer belli değil, yurt belli değil, ne yapacağım diye merak ettiğinde bir bulutun rehberlik yapacağı söylenir. Bulut nasıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan ölümüne kadar gölgelik yaptıysa o bulutta bu emir geldikten sonra hazırlık yapmaya başladığında gökte bulut belirmeye başlıyor. Ondan sonra Seyyid Harun Veli Hazretleri yeğenini de bırakıyor tacını, tahtını, kayrı, gününü neyse yönetim şeyini. Oradan buraya kadar bulutun yürüdüğünde yürüyorlar, durduğunda duruyorlar. Bağdat'a uğruyorlar. Bağdat'ta Şeyh Alaaddin diye çok namlı bir evliyaullah varmış. Aynı zamanda büyük evliyalardan. Gelen mübarekleri misafir eder, birkaç gün orada misafir ettikten sonra şey yaparmış. Nasıl diyelim, yanına kabul ederim. Evet. Seyyid Harun Veli'nin geldiğini duyunca hepsini toplamış, yakınlarına Seyyid Harun Veli'yi karşılamaya gitmiş. Şaşırmışlar, efendim siz yer gelir kabul etmeyip bekletip de yanınıza alırsa siz ayağına gittiniz. Nedir bunun hikmeti diye sorunca, evladın tacını tahtını bıraktı, fîse billah Allah yolunda hareket ettiyse Cenab-ı Hak evliyanın en zirve noktası Kutbül Aktap yaptı. Evet. Onun için bizim bunu ziyaret etmemiz lazım diyor ve bir rivayete göre uzun bir müddet halvet gibi orada muhabbet, sohbet epey kalıyorlar. Maşallah. Ondan sonra haccını yapıyorlar, Şam üzerinden Konya'ya geliyor. Demiş ki kardeşler Konya'dayım, taş medrese denilen yer. Tam yeri bilmiyorum ama evet. Orada 6 ay veya 2 yıl kalıyor. Bulut bu tarafa doğru hareket etmeye başlayınca Seyyid Harun Veli geliyorlar. Yolda nasıl diyelim Konya'nın çıkışında bu tarafta, buyurun hoş geldiniz. Bu tarafta Şeyh Bedrettin denen kardeşi Seyyid Harun Veli'nin vefat ediyor. Aha. Oğlu Musa Efendi gösterdim sol tarafta istediği. Evet. Onun babası yolda vefat edince orada defnediliyor. Buraya kadar geliyorlar. Yani birkaç kerametler de var da onlar kaynakta var. Şeyde halkın çoğu bilmiyor. Onu da ben de Allah var anlatmıyorum. Yolda gelince bu yakınlarda o Şeyh Musa'nın yani çocuğun bindiği deve kalkmak istemiyor. Aha. Birkaç sefer diyorlar. Şeyh Harun'a kalk ya diyor işte yolculuk yap işte yerde yaklaştı. Üzülme bizi. Deve inat edince kıyamete kadar böyle kalasın diyor. Orada bir devenin olduğunu söylüyorlar. Ben görmedim. Orada taş haline geliyor. Orada kalmış. Nereden alıyoruz kaynağı? Makalat isimli kitap. Üç tane makalat var. Seyyid Harun Veli Hazretleri. Yedinci veya dokuzuncu torunu yazmış. Birisi Manisa Kütüphanesi'nde. Birisi Konya Mevlana Kütüphanesi'nde. Biri Konya Eski Eserler bilmem ne Kütüphanesi'nde. Evet. Oradan okuyoruz. Elhasıl mesela buraya geliyor, bulut burada dağıldığı için bu tepenin etrafında burada. Şehrin burada kurulacağı kesinleşiyor. Ya. Ne yapacaklar? Tabii şehir kurulacaklar, taş lazım, usta lazım. Tamam. Yarısı kadın çocuk olunca ne yapacak şey yok. Tabii mübarek gelinle şey yapıyor, nasıl diyelim, taş ihtiyaç. Eski Seydişehir'in yakın yerlerini, eski yerleşim yerleri, Bizanslardan, Romalılardan kalan yıkık şehirlere gidiyor. Allah'ın adı usta elinden çıkmış tuğla gibi işte düzgün olan taşları. İnşaatta lazımsınız. Allah'ın adına gelin inşaata lazımsınız dediğinde koyun sürüsü gidip buraya gelin. Nasıl Davut Aleyhisselam da Allah'la taşlarla konuşuyor, Allah'ı zikrediyorsa o taşlarda Allah'ın emriyle, Allah'ın veli kulunun lafına uyarak buraya gelin. Çünkü taşacağı yok ki, 100 gramın taşkın neredesin? 200 gramın taşkın neredesin? Yok kepçe, yok ki yere kalsın, yok böyle bir şey. Her şey elle olacak. Ondan sonra başka ne var? Seyyid Harun Veli buraya gelirken yolda Karaviran kısmında. İleride dalga geçmek istemiş o günün gençleri. Dede demişler bir cenazemi sağlıklı birinin kilimin içine yatırıyorlar. Dede bir cenazemiz var. Evladım sonra şey yapsak olmaz mı? Dede cenaze beklermiş de nasıl hacısın hocasın? Evladım peki abdestlerinizi alın gelin. Abdestler aldıktan sonra yine gençleri uyarmak için yavrum diri niyetine mi kılalım? Namazı ölü niyetine mi kılalım? Dede amma caizin diri niyetine cenaze namazı kılalım. Ölü niyetine kılalım. Allah şahitliğinizi kabul etsin diyor. Namazı kılıyorlar. Başlıyorlar girişmeye. Dede bu sağ olun. Oğlum hadi cenazenizi defnediverin diyor. Ya. Bir bakıyorlar ölmüş. Diriyi öldürmekte, ölüyü diriltmekte Allah'a mahsus. Ta ki Allah'ın izin verdikleri müstesna. Bu da Abdülkadir Geylani gibi, Hazreti Mevlana gibi, Muhittin Arap Hazretleri, D.
Dirişliğe İbni Arabi var ya, o gibi büyük zatlara mahsus olan şeyler. O da gidip mezarlığa kalktı, bir çay içelim, işte adın ne, senin ne değil, laf olsun diye kaldırma. Nerede imani bir konu olursa o zaman şey yaparlar. Seyyid Harun Veli'de de diri öldürmek, ölü diriltmek. Bu peygamberlerde kimde var? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'da ne oluyor? Mevlana'nın Mesnevi'yi de gördüm, inşallah yanlış anlatmam. Hazreti Mevlana öyle diyor, İsa Aleyhisselam devrimde tıp o kadar ileri gitti ki diyor, bir bardak idrarın içinde ölüden diri, yani ölüm hariç her şeyi diriltecek hale geldiler. Yani bugünkü tahlil, teşhis var ya, laboratuvar evet. Şeydi. Tabii. Onları bilir hale geldiler diyor. Lokman Aleyhisselam'la bu devirde yaşama, İsa Aleyhisselam'ın. Ashab-ı Kehf de bu devirde ölüyü diriltmeyi, bir tek akıllar varmadı, ölü adam nasıl dirilir? Ya. Dirilmez diyorlardı. Onun için Allah ne diyor Mesnevi'de? Cenab-ı Hak diyor, ruhullah olan, ruh olan İsa Aleyhisselam ölü ruhlara gitti, üfleyince ölü ruhlar dirildi diyor. Burada bu da diri ruh ölüyor, Allah'ın takdiri. Üçüncü bir olay ne var? Salih Peygamber'deki deve olayı var. Evet. Salih Peygamber'in kavmi taş yontup, işte taşların içine evler yapıp yerleştiği için taş yontmada çok uzmandı veya işte o sanatı biliyorlardı. Seyyid Harun Veli'de de şöyle oluyor. Hadi yoksa Salih Peygamber'i anlatalım. Salih Peygamber'e diyorlar, Salih Peygamber peygamberlik şeyini tebliğ yapmaya başlar. Ya Salih sen de bizim gibi bir adamsın. Senin peygamberliğine nasıl dinlenim? Aklımız kalmadığı bir iş yap diyorlar. Ne istersin, ne yapalım? Şu taşın içinden bir deve çıksın, bizimle yaşasın. O zaman da deve Mercedes'ten kıymatlı demek ki. Tabii. Şimdi Salih Peygamber dua yapınca düpdüzgün taşın içinden Allah'ın takdiriyle deve çıkıyor. O kavminde bir içme suyu var, bir gün halk içiyor, bir gün deve içiyor. Devenin sütünü içenler Salih Peygamber inanıp peygamber olmaya, Müslüman olmaya başlayınca, Allah'a inanmaya başlayınca deveyi kesiyorlar. Deveyi kesince afet geliyor. Hmm. Avustralya'da 50 bin deve öldürdüler. Ondan sonra korona morona dünyanın başına gelmedik. Bela kalmıyor. Tamam. Allah'ın yaşayan mahlukatına zarar verirsen Allah dengeler, Allah kulağı diyor. Neyse o işin diğer tarafı. Başka ne oluyor? Seyyid Harun Veli Hazretleri'nde şöyle oluyor. Ilgın tarafında Didiye veya Didiye Sultan diye herhalde baş köyümünde o tarafta bir hak dostu var, Horasan Erenleri. Manen bir bakıyor, o zaman buralarda haklar içkici, alkolik bir şeymiş. Daha Müslüman olmadan önce. Ermenilerden, Rumlardan, Karanlı kimler varsa. Seyyid Harun Veli gelip de buraya cami işi yapınca namaz, niyaz deyince bir manevi bir nur biçilmiş buradan gökyüzüne doğru, arş-ı alaya. Mübarek oradan görünce bize diyor bir ziyaret gerekti. Tabirle ise ne diyelim? Bu tarafa doğru gelerek affedersin, ormanlık alanın içinden bir tane ayı çıkıyor, ben görevliyim, bana bin diyor. Bir de kobra yılanı gibi azgın bir yılan, o gün için milleti çekilen, ben de görevliyim, torbana beni koy diyor. Ondan sonra Seyyid Harun beni bu tarafa yaklaşınca tabi, efendim diyorlar, biri sizi ziyarete geliyor ama çok acayip bir halde geliyor. Evladım nasıl geliyor? Affedersin işte, ayıya binmiş, yılan da kamçı yapmış. Evet. Evladım diyor, o diri canlılara mı hükmetmiş? Ya taş, Allah'ın adıyla bize hizmet et diyor, taşa biniyor, karşılaşıyorlar. Kardeş nereye bilmiyorum, Seydişehir'in çıkışında, Beyşehir yolunda, ısı dairesinin orada daha önce o muhurtta buluşuyorlar. Oturuyorlar, bakıyorlar, tabii namaz kılacaklar, namaz vakti gelmiş, abdest yok, abdest alacak, su yok. Efendim diyorlar, dönsek mescide iyi ama vakit daralacak, burada da su yok. Su mu lazım evladım diyor, asasına batırınca, şu karanlıkla taşların arasından su çıktığını ben çocukluğumda gördüm. 3-4 parmak karanlığında su akardı. Maşallah. Oraya Evliya Pınar da derlerdi, şey Pınar'ı. 2-3 tane büyük ağaç vardı. 8-10 kişi zor kucaklardı. Ya. O zamanlar da dikildiğini söylerlerdi. Olay şöyle. Burası 2. Mekke-i Mükerreme. 2. Medine-i Münevvere. Ama attın acı. Hayır. Nasıl Cenab-ı Hak ilk Kabe-i Muazzama önce Cebrail Aleyhisselam'a, sonra Adem Aleyhisselam'a, sonra Nuh Aleyhisselam'a, sonra İbrahim Aleyhisselam'a yaptırdıysa burayı da evliyasına kurdu. Yeri kim gösteriyor? Cenab-ı Hak. Neyle? Bulutla. Buluta kim hükmedebilir ki? Kendine bile laf geçiremeyen adam buluta nasıl laf geçirecek? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle buraya geliyor. Ha, dönelim bir de. Eşrefoğlu'yla da şöyle bir olay var. O zaman Anadolu Selçuklu Devleti yıkılıyor. 1290-1300 yılların Eşrefoğlu Bey'i gelin diyor, benim mülkte bir adam beyliğimizin içinde bir yer yapıyor. Kimdir bu? Ta bugün tabirle kaçak inşaat yapıyor diyelim bugün. Ulan diyor, ne yapıyor? Bize sorma yok, soruşturma yok. Kimdir bu? Birkaç kişi bir gönderiyor. O zaten geliyorlar buraya. Namaz, niyaz, cami olunca gitmek istemiyorlar. Birkaç daha gönderiyor. Ondan da gitmek istemeyince Eşrefoğlu canı sıkılıyor.
Giderim diyor, orada hazırlıyor, kafasını yıkıp gelelim diyor. Ya. Allah Allah. Yola gelirken veziri biraz uyanıkmış, efendim demiş. Ya bu çok büyük bir zat ya da çok büyük bir sihirbaz. Sihirbazsa sana tesir eder, büyük bir zatsa edepse aykırı olur, saygısızlık olur. İzin ver ben bir deneyim. Affedersin alkol gibi bir şeyler, o zaman buralarda da alkol var ya. Gelir gibi şarap yüklüyor. Küpleri o zamanki tabi bidon yok, şey yok, küpleri yüklüyor. Seyit Arınber'i geriden görünce evladım yağ ile balımız bitti, keşke yağ ile bal getireysen demiş. O zaman tabi vezirine getirdi, ne biliyor, açıp baktıklarında yağ ile bal olduğunu görünce uyanıyor. Eşref ona diyor, efendi diyor, bu güzel bir hak dostu, bunu kırıp incetmeyelim. Ne yapalım vezirim? Bari yanına saygılı gidelim. Bari taş bari götürelmiştir. Taş lazım. Bina yapılıyor. Tamam. Bu yakınlardan taş toplayıp getiriyorlar. Seyit Arın böyle şöyle bakıyor. Evladım bu sizin aşkınızla gelmedi. Gönlünüzden gelmedi. Beyin emriyle getirdiniz. Biraz da zor getirdiniz. Bunu kaleye kullanın diyor. Camiye kullanmayın. Camiye uzun olsun. Şimdi kalemizde bir tane taş bile kalmadı. Kale kayıp. Ha, kale de kayıp. Şimdi o zaman oturuyorlar. Tabii büyüklüğünü bilince Eşref Oğlu burayı vakfediyor. Vakıfnameyi yazıyorlar. Hatta namaz vakti geldiğinde Eşref Oğlu'na diyor, askerler gözlerini bir kapatsın diyor. Ehli tarifler bilir tabii. Rabıta halinde cennetten bir bölüm görüyorlar. Bazıları biraz daha derecesi olgun olanlar. Kalenin üç kapısı var. Kıble kapısı olan Seyit Arınbeli Hazretleri'nin caminin az altında, orada çeşmenin olduğu yerde bir kalenin kapısı varmış. Şimdi yok da evet. Muhitini biliyoruz. Evet. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 124 bin peygamberin ruhaniyetini görüyorlar. Ehli. Burada bu civara denk geliyor. Bir kapı daha varmış. Ledün ilmi sahibi olanlar. Hızır aleyhisselam ve ilmi ledün sahibi olanlar. Ne de niçin sorularını cevaplamadık. Kayıp ilmi üstadı Hızır aleyhisselam ve onun öğretisini bilenler burada toplanıyor. Üçüncü kapı ise aşk kapısı. Veysel Karahan Hazretleri'ni izafeten Hazreti Mevlana gibi Yunus Emre gibi, Bekler Şerci Bayramı Veli gibi aşık olanların ruhları orada görünüyor. Ne oluyor burada? Şehrin tam yerinde kurulduğunu, olması gerektiği yerde olduğunu ve aynı zamanda tabirce ise manevi koruma altında olduğu da çıkıyor. Birçok şeyler yorum yapılabilir. Ama burası böyle. İkinci bir Mekke-i Mükerreme, ikinci Medine-i Münevver. Böyle güzel bir şehir. Allah'ın emriyle kurulmuş. Ha, gelmişken bir şey daha anlatalım.